Herkese merhaba. Yeşil Düş Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bugün sizlerle birlikte kaktüslerden bahsedeceğiz. Kaktüslerin hepsine aynı tür toprağı kullanmak uygun değildir. Çünkü Atlas kaktüsleri, yılbaşı veya paskalya kaktüslerine farklı topraklar kullanmak gerekir. Ancak çöl kaktüslerinin büyük çoğunluğuna çöl, yarı çöl, kurak ve yarı kurak yerlerin bitkilerine genel olarak aynı toprağı kullanmamızda herhangi bir sakınca yok. Bu kaktüslere 3 ölçü humuslu doğal kara toprağı, 1 ölçü dişli kum kullanabilirsiniz. Bu karışmada ek olarak bir ölçü küçük taneli ponza taşı ile karışım yapın ve bunu kullanın. Eğer her sene bu toprak karışımını kullanacaksanız bitki besini veya gübre katmanıza kesinlikle gerek yoktur. Kaktüsünüzün toprak karışımını yaptınız ve bu karışıma kuru ya da nemli bir karışım olacak. Kaktüsünüzü diktiniz. Ardından ilk 10 gün kesinlikle sulama yapmamalısınız. Bitkinizin kökleri toprağa alışmalı. Ayrıca bu tarifi bu toprak değiştirmeyi Mayıs, en geç Nisan aylarında yapmanız gerekiyor. Peki kaktüsler nasıl sulanmalı? Kaktüsler nadiren sulanması gereken bitkiler değildir. Yazın toprağın üst yüzeyinde kuruma gördükçe sulama yapabilirsiniz. İlkbaharda ve sonbaharda ise toprağın üst yüzeyinin biraz daha kurumasını bekleyin. Kışın kaktüslerinizi hiç sulamasanız bile olur. Ancak mutlaka serin bir yerde bekletmelisiniz. Ayrıca kaktüslerinizin toprağını, değiştirirken köklerini yarı yarıya keserek kısaltırsanız kaktüslerinizin daha hızlı bir şekilde gelişimini sağlarsınız. Ancak bu kış sulama sistemi her kaktüs türü için geçerli değildir. Bazı kaktüs türlerin kışında sulanmaya devam etmesi gerekir. Yaz aylarının şiddetli sıcak geçtiği Hatta gecenin bile çok sıcak olduğu bölgelerde aşırı ısınmış toprağa sulamayın. Ee, eğer kaktüsünüzün kökleri aşırı ısınmışsa, eğer kaktüsünüzün kökleri aşırı ısınmışsa sulama kaktüsleri hızlı bir şekilde çürütebilir. Kaktüs toprağı ile ilgili genel bir formül verdim. Ancak her kaktüs aynı toprağı ekmenize gerek yok. Toprak istekleri kaktüslerin türüne göre değişiklik gösterebilir. Hatta bazı kaktüsler hiç toprak seçmez. Bazıları ise kesinlikle toprak isteyen türlerdir. Genel olarak e, Opuntia türü kaktüsler mesela kolay kolay toprak seçimi yapan türler değildir. Ancak bazıları ise kaktüs toprağının önemi çok büyüktür. Çünkü bazı çöl kaktüsleri kışın ıslak toprakta kalırsa toprağı ne kadar havadar olursa olsun, ne kadar süzek olursa olsun hemen çürüme gösterebilirler. Genelde kaktüsler suyu şiddetle çabuk süzdüren toprakları isterler. Yalnız kaktüslerin besleyici toprağa da ihtiyacı olduğunu unutmayın. Yine de bu demek değil ki kaktüsünüze sürekli bitki besini vesaire vermeniz gerekiyor. Gerekmiyor. Onlar için hazırlayacağınız iyi bir toprak yeterli derecede besleyici olacaktır zaten. Bana gelen en çok sorular kaktüsüm çiçek açmıyor. Öncelikle kaktüsünüzün türü çok önemli. Her tür kaktüs çiçek açmaz. Ancak özellikle çöl kaktüslerinin büyük çoğunluğu çiçek açmaktadır. Çöl kaktüslerinin tomurcuklanma girişimine karar verme şartları ve çiçek açma zamanları da türden türe değişebilir. Birçoğu kışın fazlaca üşümezse yani yani kış soğuğu görmezse çiçek açmayabilir. Yani kış üşümesi çoğunluğu için geçerli bir şarttır. Ancak ne kadar soğuğa dayanırlar bu da türden türe değişmektedir. Bu yüzden kaktüsünüzün türünü bilip ona göre araştırma yapmanız gerekiyor. Her kaktüs aynı şartlarda yetişmeyebilir. İkinci önemli husus ise bitkiniz kaktüsünüz ne kadar soğuğa dayanıklı olursa olsun eve alınmış bir kaktüsü kışın ortasında dışarıya koyarsa soğukta çürüyüp gidecektir. Yani kaktüsünüzü önceden veya sonbaharda olabilir, yazın sonunda olabilir, yavaş yavaş dışarıya alıştırılması gerekiyor. Birçok kaktüs türü genelde bol bol mini yavru verirler. Bunları ilk bahar sonunda ayırıp başka saksılara dikerseniz yüksek ihtimalle tutacaktırlar. Köklenmesi zor. Gelişimi yavaş türlerde kaktüs aşılama yöntemi uygulanmaktadır. Bunun için farklı bir yöntem gerekiyor. Uzun boy ve güçlü kaktüslerin gövdesini birkaç parçaya bölüp her birini köklendirebilirsiniz. Örneğin ee, sütleyengiller familyasından olan ee, Aporbia trigona de aynı süt ağacı bitkisinde aynı şekilde birkaç parçaya bölerek köklendirebilmeniz mümkündür. Veya uzun çöl kaktüsleri baton kaktüsler bunları da birkaç parçaya bölerek köklendirmeniz mümkün. Ancak tıpkı toprak ve sulamadaki gibi kaktüsünüzün türünü bilmeniz ve buna göre çoğaltmayı uygulamanız önemli. Çünkü her türde farklı şekilde olabilir. Bu video tamamen kaktüsler ile ilgili genel anlatım videosuydu. İlerleyen zamanlarda hem kaktüs türleri hem sukulent türlü bitkiler hakkında detaylı videolar gelecek. Hepsi hakkında türlerine göre ayrı ayrı çoğaltma ve bakım videolarını anlatacağım. Sormak istediğiniz bir soru olursa bunu yorumlarda belirtebilir veya Yeşil Düş Atölyesi Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Başka bir bitkide görüşmek üzere. Hoşçakalın.